Soruyor. 3 faz asil promotora yıldız üçgen yollar mı? Havalandırma sisteminde kullanılmakta olan 3 faz asil promotora yıldız üçgen yol verilmesine ait aşağıdaki şartları sağlayacak PLC programının yazılı set üzerinde gerekli bağlantıyı kurarak sistemi çalıştırınız. A. Start butonuna basıldığında KM3 hemen ve bundan sonra 0.5 saniye sonra KM1 kontaktörleri devreye girerek motoru yıldız olarak çalıştırmaya başlayacaktır. B. 5 saniye sonra K3 kontaktörü devreden çıkacak. Bundan da 0.5 saniye sonra K2 kontaktörü devreye girecek ve motor üçgen olarak çalışmasını sürdürecektir. C. Stop butonuna basıldığında veya aşırı akım rölesi açma sinyali verdiğinde motor duracak ve bu sinyaller kesilmediği müddetçe motor tekrar çalıştırılmayacaktır. Tamam. Şimdi yıldız üçgen yol verme. Devre abartılı bir devre. Sırf PLC problemi çıksın diye abartılmış. Normalde bir PLC yıldız üçgen yol verme için kullanmayız. Ama burada bizim setlerde yapmış olduğumuz ilk uygulamalar olduğu için yıldız üçgen mantığını da bildiğinizden dolayı bu size bir problem olarak PLC'ye getirilmiş. 3 tane kontaktörümüz var. Hocam yıldız üçgende neden kullanılmaz? Avantajı yıldız üçgende zaten nedir? 3 tane kontaktör, bir tane zaman rölesi. Bitti. Gerek yok. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani onlar zaten standart yol verici, yıldız üçgen yol verici hazır da vardır. Ondan sonra alırsın, takarsın. Şey değil yani. Çok PLC'yi gerektirecek ekstrem bir iş yok orada. Kontaktörlerin isimlerini nasıl sayar mısın? K3, K1, K2, K3 gibi 3 tane benim kontaktörüm var. Bunları aynı zaman diyagramını çizersek start'a bastığımızda kim giriyor devreye? K3. Start'a bastık. Burası start noktam benim. K3 devreye hemen girdi. Sonra 0.5 saniye sayıyor. K1 kontaktörleri giriyor. 0.5 saniye K1 giriyor. K3 de devre duvara. Sonra 5 saniye sonra K3 kontaktörü devreden çıkacak ve bundan da 0.5 saniye sonra K2 kontaktörü devreye girecek. Tamam. 5 saniye sonra mı? Evet. 5 saniye 5.5 saniye oldu. Evet. Tamam mı? K2 çıktı. K2 girdi. Ne kadar sonra K2 girdi? 0.5 saniye sonra. Yani? 6. K3'ün çalışma alanı bırak. K1 devam ediyor. Nereye kadar? Stop veya aşırı akım. Şuna K2'nin şöyle K1'in çalışma alanı. Şimdi her zaman sorduğum soruyu tekrar soracak olursak, devrede baştan sona kadar kalan eleman var mı sorusuydu bu. Devrede baştan sona kalan eleman görünüşte yok. Bak şimdi starta bastığımız anda K3 devreye giriyor ama sonuna kadar gitmiyor K3. Evet. Ha, şu var, K1 var. Ama başta girmiyor. K1 var ama başta girmiyor. Şimdi şu aradaki zaman gecikmesi ne? 0.5 saniye. Bir butona bassam, elimi çeksem ne kadar zaman geçer? Butona basıp ve çekmem. Yani butona basmam ve çekmem yine en azından bir saniye bulur. Öyle değil mi? Yani ben elimi bir saniyeden önce butondan çekmem. Şuradaki her halükarda ben butona eğer çok hızlı basıp çekmeyeceksen bir operatör yapacak bunu. Yani adam geldi butona basacak, elini çekecek. Her halükarda yine en az bir buçuk iki saniye eli butonda kalacak bunu. O nedenle ben K1'i devrede kalıyormuş gibi düşünebilirim.
başlangıçta. Tamam. Şimdi sıralı bir gidelim. Önce neyi çalıştıracağım? Karşı çalışacağım. Set ve setle mi yapalım yoksa? Hocam, dediniz ya hocam şimdi onu kalmış, baştan sona kalmış gibi düşünebiliriz diye. Şimdi bunu ama normal bir devre olarak değil de bilgisayarlı sistemlerde üzerinden kontrol edilse ne olur? Şey şeklinde diyor. Bir operatör panelden bastı. Yani. Tamam mı? Operatörden panelden basarsa erip olmaz. Operatör panelden basarsa olmaz. Normal bir motorsa dediğin doğru ama bir operatör paneli üzerinden ki onlar şeydir. Veri yollar ve biter onunla işi. Anlık veriyorlar da orada olmaz. Ama buton olarak düşünelim bunu. Dediğim gibi zaten şu zamanlar çok ekstrem. Yıldız üçgen işi çok olağan dışı şeyler, zamanlar. İlk etapta şeyi bir çalıştıralım. Kağıtçı çalıştıralım. Set ve setli mi gidelim, mühürlemeli mi gidelim? Set ve setli mi gidelim? Maliyet piyasada iş yapıyoruz. Start'a basayım. Start gelsin. K3'ü setlesin birlik. Tamam mı? Daha sonra setle setle çalışıyorsa daha sonra K3 T37 gibi bir zaman verirse devreye alsın tom. Karşılaştırma kontakları konusunda zayıfsınız. O nedenle burada karşılaştırma kontakları olarak çizeceğim. Demin işte dizmişsiniz bir sürü ayı. Biraz karşılaştırma kontakları üzerinde çalışalım. Sonra ne olacak? T37 büyük integer kaçtan? 0.5'ten yani 5'ten büyükse niye çalıştıracak? K1'i çalıştıracak. Setledin mi bunu? K1'i bir setlettik. Tamam mı? Burada şunu da yapabilirsiniz. Setleme yerine setleme yapmasak da olur. Önce bir setsiz yapalım. Niye? Çünkü eğer bu setli çözecekseniz T37 eşit integer meşi de kullanabilirsiniz burada. Nasıl olsa setletmiyor musun? 5'i gördü setledi, 6-7 dahi olsa seti sürdürecek. Öyle değil mi? Yani şu pavdan yerine sette şunu da kullanabilirsiniz. Niye? T37 nasıl olsa 5'i görecek bu ara. Oraya nasıl 5 verdik hocam? 0.5 dedik. 0.5? T37'nin çarpımı kaç? 100 değil mi? Oraya 1 milisaniyede 10'dur. Tamam. Bunu da 10'la çarparsan 5'tir. Şimdi bunu seti kaldırayım. Şimdi K1'i çalıştırdık. Tamam mı? K1'i çalıştırdık. Ondan sonra ne olacak? 55'te K3'te gelen çıkacak. Öyle değil mi? T37 K3 sette mi girmişti? Evet. Eşit integer kaçta çıkacak? 55'te. 55'i gördüğünde K3'ü resetletmiyor. Reset basmaya devam eder. Olabilir. Reset basmaya devam eder. Burada start'tan elimizi çektiğimiz için 5.5. saniyede burada devamlı reset bastırmanın bir alemi yok. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani habire o işlemi götürüp yaptırmanın bir şeyi yok, gereği yok yani. Reset attırdık mı? Attırdık. Burada şöyle bir sıkıntı çıktı karşımıza. O reset attığı zaman K3 T37 devreden çıktı. Öyle değil mi? Evet. T37 devreden çıktığı için K1 devre dışı kaldı. Öyle değil mi? K1 devre dışı kalırsa da sistem çalışmaz. Şimdi neyi mühürleyelim burada? Şunu mu mühürleyelim, şu kontağı mı mühürleyelim? Şunu. Evet. Tamam. Bunu K1'e mühürleyelim. K3 devreden çıksa da zaman verirse devrede kaldığı sürdürecek. Evet. Tamam.
Ondan sonra nereye geldi? 5.5, 6. saniyeye geldi. T37 eşit integer 60 olduğunda K2'yi setleyelim. K2'yi 1 bit devreye gitsin. Tamam. Bundan sonra çalışmasını sürdürüyor. Şimdi bir daha toparlayalım. Start butonuna bastık. Dediğim gibi burada normal hani mühürlemeli devre yapacaktık ya set ve set kullanmasıydı. Evet. Mühürlemeli devre yaptığımız zaman mühürlemeleri K1 ile yapabiliriz. Niye? Çünkü 0.5 saniyeden önce zaten adam elini çekmeyecek. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ama set ve set yaptığımız için öyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz şu anda. Start'a bastık. K3 setleri, K3 zaman öncesini devreye aldı. Zaman öncesi saymaya başladı. 0.5. saniyede K1 devreye girdi. Tamam mı? 0.5. saniyede K1 devreye girdikten sonra yine saymaya devam ediyor. 55'te K3'e reset attırdı. K3 buraya açtı ama K1'in büyülemesinden dolayı T37 süre saymaya devam ediyor. Daha sonra 60'a geldiği zaman da K2 devreye aldı. Şimdi burada benim bunu durdurmam lazım. Öyle değil mi? Evet. Neyle durduracağız? Stopla veya aşırı hükmelesiyle. Hadi şunun hepsini şey yapalım. Aynı mantıkla yapalım. Eşit integer 5 diyelim. Buna da set diyelim. 1 bit olsun. Aşağıdakiler de aynı mantık. Deminki çalışır mıydı? Çalışırdı. Bir sıkıntı yok. Tamam. Ne zaman reset atacağız? Stop'a bastığımızda. Veya aşırı akım açma verdiğinde resetlenecek. Q örneğin kaç bu? Q0.1 mi? 3 bit. Hepsini resetlesin diyor. Bastım. Reset. 4 olmayacak mı? Niye? 0.1, 0.2, 0.3 var. Tamam, 3 tane. Ne oldu? Bastım, resetledi. Tamam mı? Resetleyince şu devre dışı kaldı, kabir devre dışı kaldı, zaman öncesi devre dışı kaldı, süreyi sıfırladı. Ondan sonra bu set basamıyor, bu set basamıyor, bu set basamıyor, en son reset bastı kaldı. Bu mantıkla bunu yapabiliriz. Heh. Hocam, hani şurada tamam, bir daha bir çevrimde mi olur? Hani şurada kabir resetlenmeden şey mi oluyor şurada acaba? Burada mı? Hani üstte kapalı kontağı, açık kontağı var, o şu anda kapalı olacak ki o zaman. Tamam. Fark eder mi o? Etmez mi? Şey sinsileyi takip, döngüyü takip edelim mi? Bak şimdi geldi. K3 çalıştı, burayı kapadı. Bu çalıştı mı? Bu zaman saniye başladı mı? Şu anda bu çalışıyor. Saniye yukarı doğru sayıyor. Geldi şu işlemler oldu. Sen şuradaki K3 resetlediği anı soruyorsun bana. Yok hocam, stop'a bastığımız zaman. Stop'a bastığımız zaman Q1 resetledi mi? Evet. Resetledi. Bunun sıfır mı değeri? Sıfır. Evet. Sıfır olunca açtın burayı. Açtım. Tamam. Eğer şeyi sorarsak, K3'ün reset olduğu yeri sorarsan da döner mi sonraki döngüde? Genel. Bir döngüde. Aa, bu sıfırdan açtı. Tamam mı? Ama bir aşağıya inen satıra öyle gitmiyor mu yazı? Evet. Aa, bunun değeri bir der, kapalı der, yine saymasını sürdürür. Kesinti yapmaz orada da. Başka? Hocam size Q0.1 var ya, oraya K3 diyemez miyiz? Nereye göreyim? Şuna mı? De yani sembolik adresleme yaparsak onları da göreceğiz. Buna K1 versin. 3 tane versin. Yani onu sembolik adreslemeyi göstereceğiz. Adres tablosu var. İsimlendirmeyi böyle de verip adresleri siz atayabilirsiniz. Başka? Tamam.